ayın konusu Afrodit kültü. Afrodit de hani çok yaygın tapınım gören, Anadolu'da da Yunan kültüründe de tapınım gören bir tanrıça. Dolayısıyla ona ait daha önce hiç sergiye çıkarmadığımız bir grup eseri ziyaretçiyle buluşturmak istedik. Yani genelde hani halk dilinde de hani bugün bile hala en çok bilinenidir aşkın, sevginin. Hem ruhani hem de fiziksel olarak aşkı ve güzelliği temsil eder. Beraberinde tabii bu kadar dişi ve belirgin özelliklerinden kaynaklı bereketi de temsil eder. Aynı zamanda tabii bu uyumun, dengenin tanrıçası olmasından kaynaklı toplumsal düzen içindeki dengeyi, kitlelerin uyumunu da, oradaki bağlılığı da, her tür bağlılığı temsil ediyor temelde. Ama dönemi buluntusu hani 2000 yıllık bir buluntu. Yanında oğlu olarak mitolojide bildiğimiz Eros'la birlikte tasvir edilmiş. Bronz bir figür. Bronz eser biliyorsunuz günümüze ulaşması en zor malzeme grubundan. Onun geliş yeriyle ilgili de soru işaretlerimiz var ama bölgeden. Ve en erken örneklerden şu an sergideki klasik döneme tarihleniyor. Yaklaşık 2500 yıllık bir buluntu ve çok tipik bir Afrodit çıplak halde ve zarif bir hareketiyle güzel bir kadın olarak tasvir edilmiş. Bu bir tanrı veya tanrıça olduğunu bildiğimiz heykeller biliyoruz ki ya ibadetle ilgili, kültüyle ilgili kullanılıyor. Ya da bu kült tabi sadece günlük hayat içinde süren bir kullanım değil, öte dünya ile ilgili de kullanıyor. Mezar hediyesi olarak da karşımıza çıkıyor. Mesela bu tanrıçanın öte dünya ile ilgili de bir koruma ve özellikle çocuk mezarlarında falan da çok karşımıza çıkar Afrodit heykelleri. Bu öte dünya ile ilgili oradaki korumayı sağlamak, o bütünlüğü sağlamak için de ölünün yanına bırakılıyor. Kez sergileniyor. Az önce yine bir okul grubu vardı. Bu odadan çıkamadılar. Hani gerçekten artık şeyi de biliyoruz. Bu her ay değişen veya ne geleceğini bekledikleri eserler oluyor. Artık bunu takip edebiliyorlar. Merakla geliyorlar.